Web TV canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren Duman. Bugünkü Yerel Gündem programımızın konu Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Gök. Semih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin de sizi daha iyi tanıması açısından isterseniz önce sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Semih Gök ben. Cumhuriyet Halk Partisi Buca Gençlik Kolları Başkanıyım. 29 yaşındayım. Üniversite eğitimini Sydney, Avustralya'da Charles Sturt Devlet Üniversitesi'nde tamamladım. İşletme, finans eğitimi aldım. Sonrasında üniversite eğitimi tamamladıktan sonra Prag, Çek Cumhuriyeti'ne geçtik. Orada 1,5 yıl Türkiye Operasyon Yöneticiliği yaptım. Sonrasında ülkeye geri dönüş yaptım. 2012 yılında, 12 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif gençlik kolları yöneticilik pozisyonlarında bulunduk ama daha fazla aktivist pozisyonunda çalıştık. Üniversite örgütlenmelerinde aktif görevler aldık. Şu anda gıda sektöründe çalışıyorum. Mekan işletmeciliği yapıyorum. Bunun haricinde gıda ilacatçılığı yapıyorum. Bu gibi durumlar var. Semih Bey, Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak tabii 31 Mart sonrasında ilk çalışma hedefinizin Buca Gençlik Çalıştayı düzenlemek olduğundan bahsetmiştiniz. Gençlik Çalışma Meclisi hedefiniz olduğundan bahsetmiştiniz. Bu çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Şöyle, malum çok yoğun bir 31 Mart süreciydi. O yoğunluğu biraz atlatıyoruz. Bugün 23 Nisan'da protokol görevlerimizi yerinize getirdik. Sabah çelenk koyma işlemi vardı, onu yaptık. Bundan öncesinde de zaten malum ülkenin gündemi sürekli çok yoğun. Bununla alakalı şeyler yapıyoruz ama yönetimimiz genel olarak zaten Buca üniversite şehri olduğu için daha aktif bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratma hedefimiz var. Daha fazla genç aktivistlerin yer aldığı bir gençlik kolları projemiz var. Bununla alakalı mahalle örgütlenmelerimizi gözden geçiriyoruz ve üniversite ve lise komisyonlarımızı daha hareketli kılmak için birkaç projemiz var. Üniversitedeki öğrenci kulüpleriyle aktif anlamda organik bağlarımız var zaten geçmişten. Bunu daha da kuvvetlendiriyoruz. Bu gibi şeyler yapıyoruz. Genel olarak şunu yapmak istiyoruz, şunu yapma hedefindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı söz konusu Buca'da. Bu ivmeyi de arkamıza alarak doğru işler yapma peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Bu seçimlerde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç %49 oy oranıyla Buca Belediye Başkanı seçilmişti. Çalışmaları nasıl ilerliyor şu anda? Erhan Başkanım çok hızlı başladı. Biz de bundan çok memnunuz. Kesinlikle ve kesinlikle önce belediyedeki aktif yönetim kadrosunu kuvvetlendiriyor. Kaliteli yönetim, kaliteli ekip, emin olun çok daha kaliteli belediyeciliği getiriyor ve kaliteli bir yaşam sağlayacaktır bu kaliteli ekip Buca'da. Ben çok doğru işler yaptığına inanıyorum. Çok doğru işler de yapıyor. Her gün dolu dolu geçiyor. Her gün başka, kendi için başka güzel kararlar almaya devam ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Yani biz sürekli onun takipçisiyiz. Sürekli onun destekçisiyiz. Destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Güzel işler olacak. Çok daha kısa süre geçti. Yaklaşık 2 hafta daha oldu ama 2 hafta içinde çok ciddi işler başardı. İnşallah devam edecek. Sizin de belirttiğiniz gibi yoğun bir gündemdeyiz şu anda. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saldırı düzenlendi. Siz bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bu saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketin kurucu partisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine iki büyük eser bırakmıştır. Biri Türkiye Cumhuriyeti'dir, biri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına saldırırsanız eğer, Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmışsınız demektir. Şimdi biz biraz daha genç bir jenerasyonuz. Yani bizim derler ya, biraz daha kanımız kaynıyor. Biz daha çok, daha sert tepkiler vermek istiyoruz ama o kadar tevazu sahibi bir genel başkanımız var ki, şunu söylüyor, arkadaşlar sakin olun. Sürekli genel merkezden bize sakinlik mesajları veriyor. Biz kar olmuş durumdaydık. Çok daha sert tepkiler verecektik. Fakat dediğim gibi sakin olma kararı alıyoruz. Ama altını çizerek söylüyorum. Bir daha
bizim genel başkanımıza bu şekilde saldırı yapıldığı takdirde gerçekten gençleri kimse tutamaz. Açık söylüyorum onu. Hiç kimse bizim buradaki örgütlenmemizi tutamaz. Tabii bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan ilk saldırı da değildi aynı zamanda. Kendisi dün BBC'ye verdiği röportajda birlikte bütünlüğe yapılmış bir saldırıdır ifadelerini kullanmıştı. Kesinlikle. Aynı zamanda şöyle bir şey süreç de oldu tabii bu olay yaşanırken. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ana kadar mesajlarını verdiniz, ifadelerini kullanmıştı topluluğa. Siz bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mesajlarını derken nasıl bir mesaj verdi acaba topluluk? Biz bu memleketin kurucu partisiyiz. O şehit bizim şehidimiz. O cenazeye katılmak bizim en büyük hakkımız. Herkesten çok bizim hakkımız. Oradaki topluluk, zaten bu ben şöyle son süreçte medyayı takip ediyorum. O bölgede yaşayan arkadaşlarım da sürekli aynı bilgiler veriyorlar bana. Bunun planlı bir eyleme olduğunu kendi şahsi kanaatimce düşünüyorum. Verilen mesajın o dönemde, o saatlerde İstanbul'da da bizim büyük bir mitingimiz vardı. Yaklaşık 2 milyon İstanbullu katıldı evet. O mitinge. Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mitingiydi. Yani bunun gölge düşürmek adına yapıldığını, planlı yapıldığını düşünüyorum. Açık benim şahsi görüşüm. Bilmiyorum ne kadar hukuki, ne kadar yasal benim bunları beyan etmem bilmiyorum ama ben şahsen bunun planlı şekilde organize olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla oradaki 2 milyon İstanbul'un sesini çıkartacağı dönemde oradaki o büyük oluşumu, oradaki büyük birlikteliği gölge düşürmek adına yapılmış bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bize bu tarz mesajlar verilemez. Biz her zaman şehit cenazelerinde olacağız, olmaya devam edeceğiz. O şehitler bizim şehidimiz, o asker bizim askerimiz, o polis bizim polisimizdir. Her zaman orada olacağız. Bu memleketin savunucularıyız biz. Her zaman ölüm parmak uçlarımıza gelene kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğunda belirttiği gibi ölüm parmak uçlarımıza gelene kadar Cumhuriyet'in savunucusu olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginden değinmişken Ekrem İmamoğlu'nun tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbataya alış sürecinde bir aksaklıklar da meydana geldi 17 gün boyunca. Geçtiğimiz hafta kendisi mazbatasını almıştı. Siz de bu konuyla ilgili ilçe başkanı, Buca ilçe başkanı Kasım Aktar ile birlikte bir çağrıda bulunmuştunuz. Biraz bunu açabilir miyiz? Tabii yani şöyle biraz farkındalık yaratmak gerekiyordu. Özellikle elimizden ne gelebilir diye baktık arkadaş, yönetimdeki arkadaşlarımıza ve değerlendirdik. Ne yapabiliriz? Bir şey yapmak istiyoruz. Yani gençlik kolları, Buca Gençlik Örgütü biliyorsunuz Buca İzmir'in en kalabalık nüfuslu ilçesidir. Ve gerçekten güzel bir gençlik örgütlenmemiz var orada. Oradaki gençler, oradaki arkadaşlarım, yönetimdeki kardeşlerim, yoldaşlarım sürekli başkan bir şeyler yapalım, başkan bir şeyler yapmamız lazım diye düşünürken yönetimde Türkan diye bir arkadaşımızın fikriydi bu. Kendisine buradan da teşekkür ediyoruz. Başkanım dedi, sembolik mazbata dağıtalım. En azından bir farkındalık yaratırız. En azından deriz ki, bakın burada bir haksızlık var. Biz bu haksızlığa karşı duruyoruz. Siz de karşı durun diye sembolik olarak bir harekete geçirme. Belki bir çobanın teşi yakmış oluruz diye düşünüyorduk. Affedersiniz. Sonrasında Buca İlçe Başkanımız Sayın Kasım Aktağ'a bunu bildirdik. Kendisi de sağ olsun arkamızda durdu. Çocuklar ilerleyin yapın dedi. Biz de hemen yaklaşık 48 saatte örgütlendik. Yaklaşık 500 kişi Buca Migros'un önünde duyurumu, o organizasyonun duyurulması 24, ya bir gün öncesinden duyurmaya başladık ama insanlar o kadar hassas ki bu konuda. Biz gecesinde duyurduk, sabahında oraya 500 kişi vardı. Orada 500 kişi vardı, bizimle beraber sesini çıkartmak isteyen 500 kişi vardı. Örgütümüzden insanlar vardı. Daha sonrasında bu 500 kişi, biliyorsunuz o bölgede kalabalık bölge, bizi duyan herkes geldi. Orada binler olduk. Biz en azından gençlik kolları olarak böyle bir konuya dokunduğumuz için, böyle bir konuda en azından farkındalık yaratmaya çalıştığımız için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Farkındalıktan bahsetmişken, dünyanın
aynı zamanda tabii geriye dönüş bir yapacağım ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı İzmir'de bir miting düzenlendi. Aynı zamanda belediye başkanı, ilçe belediye başkanları da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Siz de oradaydınız. Evet. Siz bu mitingi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle örgütlü yapının sembolüdür o miting. Yine bir gün öncesinden planlandı. Bir gün sonra oraya binlerce insan geldi. Şudur, siz bizim genel başkanımıza herhangi bir şekilde sözlü olarak müdahale etseniz dahi, hani yasaktı meydanlarda eylem yapmak, hani devlet kararıydı bu, bununla alakalı KYK kararı alınmıştı, yapılmayacaktı, öyle bir şey yok. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, siz bu memleketin kurucu partisinin genel başkanına herhangi bir şekilde dokunduğunuz anda biz binler olarak oraya yığılırız. Bu bunun göstergesiydi. Bu, biz dün sadece oraya gittik. Elimizden geldiğince tepkimizi koymaya çalıştık. Sessizce kaldık, alkışladık, slogan attık, hepsi bu. Ama bir dahaki sefere bu kadar basit olmayacaktır. Herkes haddini bilmeli. Herkes haddini bilmeli. İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak örgütlülüğün önemini biraz açalım isterseniz. Yani örgütlülüğün önemi. Örgütlülüğün önemini zaten her şekilde görüyoruz. Buna en yakın örneği size bir örnekle açıklayayım. Tabii. İstanbul seçimleridir. Yani mali idareler seçiminde buradan ayrıca Canan Kaftancıoğlu çok büyük tebriği hak ediyor. Onu söyleyelim. Yani İstanbul çok büyük ve zor bir organizasyon ve biz bir tane bile oy çaldırmadık. Bu büyük başarıdır. İşte örgütlü modelin ve 17 gün boyunca da oylar sürekli yeniden sayılıyor. Ona geleceğim kesinlikle. Her gün oylar sayıldı orada. 17 gün boyunca Sayın Ekrem İmamoğlu orada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 17 gün boyunca. 17 gün boyunca oradaki arkadaşlarımız oyları, oy nöbetini hiç terk etmediler. Sürekli oyların başındaydılar. Sürekli organize şekilde nöbet devriyi düzenlediler. Örgütlü olunmasaydı eğer biz bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alamıyor olurduk. İşte örgütlü olmanın değeri budur. Örgütlü olmadığı takdirde bir şeyi başaramıyorsunuz. Sesiniz çok cılız çıkıyor ama örgütlendiğiniz takdirde, büyük kitleler olduğunuz takdirde, insanlar da sizinle aynı görüşteyse, sizin kervanınıza katılmaktan korkmuyorlar. Size dahil oluyorlar. Ve sizle beraber ses çıkartmaya başlıyorlar. Ama siz örgütlü olmayınca insanlar yalnız olduklarını düşünüyorlar. Örgütlü olmanın önemi budur benim için. Bu yalnızlıktan bahsetmişken şu anda şey algısı da var aynı zamanda. Gençlerin apolitikleşme ve siyasetten uzak durma gibi bir algısı da var. Sizce böyle bir şey var mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz gençlik ve siyaset ilişkisi hakkında? Şöyle, maalesef var. Yani dünyanın geldiği konjonktürel noktada yani bunları yaşıyoruz. Bir de ben işim gereği üniversitenin bitişinde mekan işletmeciliği yapıyorum. Yaklaşık 7 senedir. Sürekli üniversite öğrencileriyle iç içeyim. Yani her gün binlerce üniversite öğrencisiyle beraberim. Onlara tek şunu söylüyorum. Bizim gibi memleketlerde, yani memleketine 7 düvel savaş açmış, kanla şehitler vererek kazanılmış bu cumhuriyeti, bu tarz cumhuriyetlerde, bu tarz memleketlerde bizim apolitik olmak gibi bir lüksümüz yok. Öyle bir şey olamaz, bunu kabul edemeyiz. Derler ya eskiler, ekinde emeği olmayanın hasatta hakkı olmaz. Şimdi apolitik gençlere hep şöyle söylüyorum. Mesela konuşuyoruz sohbet arasında gençlerle sürekli bu tarz, ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları olarak bu tarz, zaten biliniyor Buca'da ve arkadaşlar abi işte ne düşünüyorsun gibi sorular soruyorlar. Bunlar gençlerimizin hepsi, çoğu aslında apolitik gençler. Biraz da aslında ilgi duyuyorlar ama ileride memur olma
hayalleri olan arkadaşlarımız var. Biraz korku duyuyorlar siyasete bulaşmaktan. Maalesef yani biliyorsunuz çocuklara sürekli yaptırımlar uygulanıyor. Sicil araştırmaları yapılıyor. İnsanlar siyasi ideolojilerine göre etiketleniyor. Bu yüzden bu korkuyu duydukları için de aslında çok fazla aktif siyasete bulaşmıyorlar. Bununla beraber dediğiniz gibi apolitik arkadaşlar da var. Hı hı. Neyse konuyu dağıtıyorum, hemen toparlayayım. Ekinde emeği olmayan hasatta sözü geçmez. Biz bugün bu memlekette kötü giden bir şeyler varsa bunu arkadaşlar sadece Facebook'ta klavye delikanlılığı yaparak değil de örgütlü şekilde seslerini daha anlamlı ve daha güçlü duyurabilirler. Ben hep bunu savunuyorum. Eğer siz bir şekilde aktif siyasete dahil olmuyorsanız hayatınızla alakalı kötü giden şeyleri duyuramazsınız. Duyuramayınca da bununla alakalı şikayet de edemezsiniz. Madem siz bu memlekette daha iyisini hayal ediyorsunuz, daha iyi bir yaşam istiyorsunuz, hem sosyal haklar konusunda hem sağlık hakları konusunda bu memlekette daha iyi bir yaşam hedefiniz var, aktif siyasete dahil olacaksınız. Bizim gibi memleketlerde apolitik olma lüksünüz yoktur. Sesinizi duyurmak ve bundan şikayetçiyseniz, hayatınıza yapılan özgürlükleriniz kısıtlanıyorsa, hayatınıza müdahaleler ediliyorsa ve siz bununla alakalı rahatsızsanız, bununla alakalı ses çıkarmak, bağırmak, çığlık atmak istiyorsanız aktif siyasette yer almak zorundasınız. Çünkü başka türlü sizin sesiniz cılız kalacaktır. Biraz önceki soru da budur. Örgütlü olmak zorundayız ki daha büyük sesler, daha büyük çığlıklar atalım. Cumhuriyet Halk Partisi bazında gençlere sizce yeterince yer veriliyor mu? Son dönemde evet. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra daha fazla yer verildiğini inanıyorum. Ve aynı zamanda liyakat esaslı ilerleme modeli uygulandığını inanıyorum. Yani kesinlikle en başta Sayın Genel Başkanımız gelince gençlik kotası, kadın kotası konuldu. Buna var oldu. Ve gençlerin özellikle meclis üyeleri belirlenirken, belediye başkanlıkları belirlenirken, milletvekillikleri belirlenirken özellikle gençlerin daha aktif ve kadınların daha aktif siyaset yapmasının biraz daha olsa önü açıldığını inanıyorum. Geçtiğimiz cumartesi Doğan Beyazgül ile İzmir notlarının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu oldu. Sayın Purçu burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'te iktidarda olacağını ve böyle bir hedefi olduğunu vurguladı. Sizce Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması durumunda ülkede nasıl bir değişiklik yaşanacak? Gençlerin payı olacak mı bunda? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Ben kesinlikle olacağını inanıyorum. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz dönemlerde bundan yani en azından iktidar bizi eleştirdiği zaman sizin bu memleketi idare edecek kadrolarınız yok diye eleştiriyordu bizi. Tabii ki yani o şekilde eleştiriyordu. Biz çok dikkat alıyor muyduk? Hayır. Ama biz her seçimlerde olduğu gibi bu yerel seçimde de şunu gösterdik. Bu memleketi yönetecek kadrolarımızın olduğunu ispatladık. Her ilde, her ilçede liyakat sahibi liderler çıkardık. Ve kesinlikle bütün memleketimize bağıra getireceğimize inanıyorum. 2023 yılında aynı Sayın Milletvekili Özcan Purcu gibi düşünüyorum. 2023 yılında bu memlekette iktidar olacağız. Ben de inanıyorum. Sizin eklemek istedikleriniz var mı Semih Bey? Şöyle benim ilk canlı yayınımdı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. En azından genç bir arkadaşınızı burada ağırladığınız için. Gençlerin sesi olabildiysem, birazcık da olsa sesimizi duyurabiliyorsak bu sizin sayenizdedir. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sürçülisan ediyorsam, ettiysem affola, ilk canlı yayınımda dediğim gibi. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan onur duydum. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere, hoşça kalın.